Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli o'qituvchilar. 44-chi video darsimiz boshlaymiz. Mavzuyimiz ko'rsatkichli funksiya, ko'rsatkichli tenglamalar va tengizliklar haqida. 24-chi misoldan boshlaymiz. Yozamiz. Demak, 24-chi misol mana ko'rinishi. Yozib olamiz. Endi bunday ko'rinishda modulli tenglamalarni qanday yechamiz? Bunday ko'rinishda bo'lsa, e'tibor beringlar. Demak, x oralığında buladı. Ha, birinci, ikinci. Bu halde. Den faydalanıp geçeceğiz. Demek bu tengizlik birincisiye doğru kele yaptı. Aralıkka taşıyımız. Minus 2'den 11 2'nin x plus 1 taksın. Üçüncüsü 2'den 11 aralık. Demek bu. Yani, koş tekisli körüşü de buldu. Minus 2.5. Bu tamamen götürsek. Demek bizde minus 3 oladı bu tamamen. Bu tamamen o'tkizsak 8 bo'ladi. Şimdi bu tamamen her daim becerledi. Haliyem ettim. Minus sondan A derecesi x her daim katta bo'ladi. A katta bu yerde. Şimdi bu tamamen taşa bu tamamen geçip getiremiz. Taşa varamız. Yeçimge ege bulamız. 25. Kıymetler sahasını topamız. Fx'de. Demek bu yerde modul x'nin en küçük kıymeti 0 geteyim. Bu halda fx deyim. Şunun 4. derecesi minus 2. 1 minus 2 deyim. Minus bu, bu en küçük kıymeti 0 diye erişer. Şimdi modul x çeksiye karab intilse fx ham çeksiye karab intiladı. O halde y egrik yani kıymetler sahası minus buru çekslikten ibaret buladı. Yani ilk kişi yazılır 0'lu koyuşumuz mümkün. Minus buru buladı. Eks halde modulu bu yanışı kettirleşip getirdi ve plus çeksiye karab intiladı. 26. misal. Bana görünüşü. İki tamamen ikinin derecesi yapıp gelemiz. Esasların taşı var derecelerini tekleştirirsek x ten 10 degen geçimge ege bulamız. 27. bana misal. Tengleme yazı olamız. Hazret olamız. 3'ün x dereceden bu tamamen 3 çizemiz. 7 köpedirgen 3'ün x'ıncısı köpedirgen 3. Minus 3'ün x'ıncısı köpedirgen 3'ü 4'ıncısı değil. Bunu bu tamamen 3 çizemiz. 5'ün x'ıncısı 5'ün kvadratı. Minus 5'ün x'ıncısı 5'ün kubu. Bana 3 derecelerini çap tamamen 5 derecelerini 10 tamamen 3 çizdik. Şimdi 3'ün x'ını kavusundan taşkara çıkar varsak. Kavus içinde 21, minus 81, minus 60 boladı. 5'in ikisini çıkar varamız. Demek 25, minus 125, minus 100 boladı. 5'in ikisini bu tamamen gel, sonunu bu tamamen götüreceğimiz. 3 tahsın 5'in ikisini vereceğiz. 60'da 100. Peki 20'ye kıskartırsak 3'ten 5 ya ki 1 derecesini yazsak bundan x teng minus 1 degen geçim hasıl boladı. Şimdi kaysı bir aralıkka tegişli değil yaptı. Bu cevapta minus 2 minus 1 aralıkka tegişli minus 1 cevapka kirgerlik için şu aralıkta bo'ladi. 28-chi. Mana misol. Demek chap tomonda 8 ning 2 darajasiga olib kelamiz. O'ng tomonda ham 4 bor ildizosida, uni ham 2 darajasiga olib kelib,
asoslarni tashavvur darajalarini tenglashtiramiz. X1 va X2 yechimlar xosi bor, ularning ayirmasini topsak 5 ga teng bo'ladi. 29-chi. Demek bu yerda chap tomon 9 daraja suribdi, o'ng tomonda ham 9 darajasi, 3 darajasi aralashgan. Hammasini 3 darajasiga olib kelamiz. Masalan, 3 ning kvadrati 9 3 ning kvadrati 9 3 ning kvadrati oxirgi ilzosidagi son esa 3 ning 2 dan 1 darajasida bu yozib, hammasini 3 ning darajasi ko'rishda yozib, ularni tashlab yuborsak x teng -3 degan yechim hosil bo'ladi. 30-chi misol. Bu ham mana ko'rinishi. İki tomonni ham 2 ning darajasiga olib kelib olamiz. Tashlab yuboramiz. Asoslarning darajalarini tenglashtirsak x teng -16 dan 15 degan yechimga ega bo'ladi. 31-chi misol. E'tibor beringlar, demak bu qiymatlar sohasi ekan, hali ishlaganimizga o'xshaydi. Kelinglar endi buni ikki usulda yechib ko'raylik. Demak yozamiz. Qiymatlar sohasini topishimiz kerak. Endi 3 ning ixtiyoriy darajasini cheksiz kichraytirganimiz bilan 0 ga qarab intiladi. Kattalashsa kattalashib ketishi mumkin, ya'ni oldingi ishlagan misolga o'xshab xulosa qiladigan bo'lsak, bu minus cheksizga qarab intilsa, mana bu 0 ga qarab intiladi. Bu holda ifoda 12 ga qarab intiladi. Agar x minus 3 plus cheksizga bo'lsa, u holda y ham plus cheksizga intilib, demak natija 12 dan cheksizlikkacha bo'ladi qiymatlar sohasi. Endi ikkinchi usul, teskari funksiyani topamiz. Teskari funksiyani topish uchun demak, bu birinchi usul edi bizda, ikkinchi usul. y minus 12 teng 3 ning x minus 3-chisi. 3 asos bo'yicha logaritmga boramiz. Logaritmlasak, logaritm 3 asosli y minus 12 teng x minus 3. Bu tomonga o'tkizsak x teng logaritm 3 asosli y minus 12 plus 3. Endi x barobarga olib kelib oldik, x bilan y o'rni almashtirsak y teng logaritm 3 asosli x minus 12 plus 3 bo'ladi. Endi buni aniqlash sohasi mana bu yerdagi son 4 dan katta bo'lishi kerak, x katta 12 dan, demak 12 dan cheksizgacha bo'ladi qiymatlar sohasi. Berilgan funksiyaga teskari funksiya aniqlash sohasi uning qiymatlar sohasi bo'ladi. 32-chi. Mana berilgan ekan, demak a ni s orqali ifodalang. Yozib olamiz. B teng a ni s orqali. A ni s orqali bo'lsa, demak b ni o'yindan chiqarib yuborishimiz kerak. B ni o'yindan chiqarib yuborishimiz uchun oldin yozib olaylik. B teng 10-chi darajasi s teng 10-chi darajasi. Endi b ni o'rniga qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Mana bu yerda. Demak, bunday bo'ldi. S teng 10-ni mana bunday bo'ldi. Endi 10 asos bo'yicha logaritm deymiz. Logaritm s teng logaritm mana bunday. Bu daraja oldiga tushadi. Logaritm s teng 10-chi darajasi bo'ladi. Bu oldiga tushsa logaritm 10 asosi 11 ga teng bo'lib ketadi. Xossa bo'yicha bu daraja oldiga tushadi. Yana bir marta logaritm deymiz. 10 asos bo'yicha logaritm s teng logaritm 10 asosli a. A oldiga tushsa yana 1 ga teng bo'lib qoladi. A teng logaritm s dan iborat bo'ladi. 33-chi. Demak, nechta haqiqiy ildizga ega deyapti? Bu endi transsendent tenglama. Bir tomonda chiziqli funksiya turibdi, bu tomonda ko'rsatkichli funksiya turibdi. O'shaning uchun grafik chizamiz. Grafik shunday deyamiz. 2 ning x-inchi darajasi teng 2 minus x. Endi grafik qanday bo'ladi? Eslataman. A darajasi x funksiyasi grafikini esingizga solaman. Demak, a katta 1 bo'lganda 1 da o'tardi har doim. A 0 1 oralig'ida bo'lganda bunday bo'lardi. Kamayuvchi bo'lardi bu. A 0 1 oralig'ida bo'lgan holat. Endi bizda 2 darajasi x birinchisiga to'g'ri kelyapti, birdan o'tadi har doim.
Birden ötede üst uçu buladı. 2 minus x. Demek bu y birinci değil, 2'nin x derecesi. Şimdi y ikinci. Bizde 2 minus x. Y birinci. İki de funksiyon sıfatı yazalımız. İki tamamlı. Şimdi 2 minus x. Bu çizikli funksiyon. Grafikinin en asan yolu. X oranına ne ol koyalımız? Y'den 2 noktadan kesip ötede. Oklarını keserdik. Y'den oranına ne ol koysak? X'den 2 noktadan kesip ötede. Ne işte cöyde kesişedigen bulsa demek bizde bu y ikinci 2 minus x grafiği bu oldu. Bana bu yerde kesişti bu. Müspet için mübareken. 0 yukarı halkada geçildi. Açımızdan mümkün. Bana şu 0 yukarı halkada kesişedi. Demek bitti. Hani kurakı müspet. İçim gelgedi bir de. Bu yerde ne işte hakkı içim gelgedi yaptı. Bitti hakiki içim gelgedi. Buladı. İtibarın güçlüğün rahmet. Salamet buluyorlar.